kendisi rektörümüz Profesör Doktor. Okul birinci sınıf mezuniyet kütüphesine geç yapması. Anla bazında dereceye giren öğrencilere mezuniyet belgelerini ile programımız sona erecek. Ben Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa ve tüm şehitlerimizin aziz hazırası. Biliyorsunuz, sevinçler paylaşıldıkça artar, üzüntüler paylaşıldıkça azalırmış. Biz de burada bugün, biz sevgili öğrencilerimizin, siz değerli evlatlarınızın sevincini paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Değerli veliler, dünyaya geldikleri andan itibaren üzerine titrediğiniz, emek verdiğiniz, özenle ve zorluklara zaman zaman kaygı duyarak yetiştirdiğiniz göz bebekleriniz, evlatlarınızı yaşam mücadelesinin içine başarılı olacaklarını umut ederek uğurluyoruz. Evlatlarınızı yaşamlarının bir döneminde bizlere emanet ettiniz. Çok değerli akademik kadromuz büyük bir çaba ile onları şekillendirdi, eğitti, bilgilerle donatarak yarınlara hazırladı. Akademik kadromuz ortaya özgüvenleri yüksek, İnsan ilişkilerinde başarılı, mesleki bilgileri sağlam, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın, sorumluluğu üstlenen, sürdüren ve bunun mutluluğunu yaşayan gençler yetiştirdi. Çok kıymetli hocalarım. Kurumuza ayak bastıkları günden beri birer ince gibi işlediğimiz sevgili öğrencilerimizi iş yaşamlarında, sosyal yaşamlarında çeşitli başarılara imza atacak bireyler olarak yetiştirerek bugüne getirdiniz. Hepinize çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili mezunlarımız, bugün hayatınızda yaşayacağınız müstesna günlerden birini yaşıyoruz. Bir yandan mezun olmanın sevinç ve heyecanını yaşarken, diğer yandan çok sevdiğiniz okulunuzdan, arkadaşlarınızdan ayrılmanın hüznünü yaşıyoruz. Öğrenciliğiniz boyunca acı tatlı hatıralarınız, belki zor günleriniz oldu. Ama mücadele azminizle o zor, stres dolu günlerden, özellikle sınav dönemindeki sıkıntılardan kurtuldunuz. Mezun oluyorsunuz. Ancak hayat hep bir sınav değil mi? Bundan ve zorluklardan korkmayın. Ailelerinizin sevgisi, ilgisi ve desteğiyle yetişen gençler olarak bugün buradasınız. Hocalarınız sizi ülkemiz koşullarına göre oldukça iyi imkanlar içerisinde doğru bilgilerle donattı. Çok güzel bir kampüste eğitim aldınız. Ülkemizin değişik illerinden gelen çok değişik arkadaşlarınız oldu. Birbirinize saygı duyarak, hoşgörülü göstererek, karşılıklı bir şeyler öğrenerek sosyal yaşamınızda ve geleceğinizle ilgili kendi görüşlerinizi oluşturdunuz. Dürüst, ahlaklı, kendini bilen, kendine inanan ve güvenen meslek sahibi gençler olarak sizin için, yakınlarınız için, ülkemiz için yapabileceğiniz çok şeyler olduğunu biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. Kontrollü, kararlı, sabırlı ve sebatlı gençler olarak gelecekte de pek çok güzelliğe katkıda bulunacağınıza inanıyorum. Biliyorsunuz ülkemiz çeşitli hedefleri var. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefi var. 2050'li yıllarda dünyaya yön veren dünyanın süper güçleri arasında yer alma hedefi var. Bunu gerçekleştirebilmesi için de sanayileşmiş ve yüksek teknoloji üreten bir ülke olmamız gerekiyor. Bu anlamda meslek yüksekokulları bizim için çok önemli. Bunu başarabilmemiz için, bu yüksek teknolojileri üretebilmemiz için meslek yüksekokulları mezunlarının bu sektörlerde yer alması gerekiyor. Bugün mezun olan gençlerimize baktığımızda da bunu yapabileceklerine inanıyoruz. Çünkü Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu gerek akademik altyapısıyla, gerek laboratuvar imkanlarıyla, donanımıyla bu eğitimi verebilecek güçte. Çocuklarınız iyi bir okuldan, iyi bir eğitim alarak mezun oldular. Ve istedikleri takdirde iş hayatında da çok rahatlıkla başarılı olabilecekler.